Refet Paşa'nın bu görüşlerine uygunluk gösterecek şekilde Lozan Konferansı'nda TBMM hükümetinin tek başına Türk Devleti'ni temsil etmesinde aşağıdaki inkılaplardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Peyami Sabah gazetesi muhabirinin Barış Konferansı'na İstanbul hükümetinden bir heyet gidecek mi? şeklindeki sorusuna Refet Paşa'nın verdiği yanıt, Mudanya mukavelesi yalnız TBMM hükümeti namına imza edildi. Binaenaleyh bu defada konferansta Türk devletini yalnız bu devletin yegane meşru hükümeti olan TBMM hükümeti temsil edebilir. Başka hiçbir taraftan bir temsil vaziyeti alınmasına kalkışılacağını zannetmiyorum. Bu gibi bir hareket şimdiye kadar yapılan hataların en büyüğünü teşkil eder. Zannetmem ki bu kadar büyük bir hatayı yapmaya kalkışacak kimseler bulunabilsin. Arkadaşlar bakın artık Türk devletinin tek hükümeti, tek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuş. O zaman saltanat kaldırılmıştır diyebilir miyiz? Diyebiliriz değil mi? Çünkü başka hiçbir taraftan bir temsil vaziyeti alınmasına kalkışılacağını zannetmem diyor. Dolayısıyla demek ki saltanatın kaldırılması söz konusudur diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız değişik olur. Buna göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? İtilaf devletleri Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın ardından Lozan'da bir barış konferansı düzenlemeyi kararlaştırdı ve 27 Ekim'de bir nota ile konferansa Ankara hükümetinin yanı sıra İstanbul hükümetini de davet etti. Sadrazam Tevfik Paşa İstanbul hükümeti adına Ankara'ya çektiği bir telgrafla Lozan'a iki hükümetin bir arada katılmasını teklif etti. Mustafa Kemal Paşa ise Türkiye'nin tek temsil icisinin TBMM hükümeti olduğunu söyleyerek teklifi reddetti. Bakalım arkadaşlar. İtilaf devletlerinin siyasi ikilik çıkarmak istediğini ifade edebilir miyiz? Edebiliriz değil mi? Çünkü hem Ankara hükümetini davet ediyorlar hem İstanbul hükümetini. Burada onların amacı siyasi anlamda ikilik çıkarmaktır. Dolayısıyla doğru. TBMM hükümetinin ulusal iradeden taviz vermek istemediği. Bakın arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa Türkiye'nin tek temsilcisinin TBMM hükümeti olduğunu söyleyerek bu teklifi reddetmiş. Yani her iki hükümetin de katılması teklifini reddediyor. Dolayısıyla ulusal iradeden taviz vermek istememişlerdir diyebiliriz. İstanbul hükümetiyle işbirliği yapıldı. Hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi Sadrazam Tevfik Paşa İstanbul hükümeti adına Ankara'ya bir telgraf çekmiş ama bu reddedilmiş. Dolayısıyla İstanbul hükümetiyle bir işbirliği söz konusu değildir. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olur. Bu duruma bakılarak ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Anadolu'da hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ilkesini esas alan yeni bir Türk devleti kuruldu. Peki arkadaşlar, milli egemenliğin ön planda tutulduğunu ifade edebilir miyiz? Evet, çünkü egemenlik arkadaşlar millete aittir ifadesi var. Dolayısıyla doğru. Demokratikleşme yolunda önemli bir adım atıldı. Eğer hakimiyet kayıtsız şartsız milletin zaten millet egemenliği millet iradesi hakimdir. Bu da elbette demokratikleşme yolunda önemli bir adımdır arkadaşlar. Cumhuriyetçilik ilkesine uygun hareket edildiği, egemenlik insanlara, millete ait olduğu sürece tabii ki biz cumhuriyetçilik ilkesine uygun hareket edildiğini ifade edebiliriz. Çünkü cumhuriyetçilikte ne vardı? İnsanların kendi kendisini yönetmesi vardı. Yani onları yönetecek kişiyi kendileri seçiyordu insanlar. Dolayısıyla arkadaşlar burada da milli egemenlik söz konusu olduğu için Cumhuriyetçilik ilkesiyle tabii ki uygundur diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olur. Aşağıdaki inkılap hareketlerinden hangisi siyasi alanla ilişkilendirilemez arkadaşlar saltanatın kaldırılması Tabii ki ilişkilendirilebilir Ankara'nın başkent yapılması yani yeni bir Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkması ile birlikte yeni bir başkentin ortaya çıkması Tabii ki siyasi alanda yapılan bir değişikliktir Mecelle'nin yürürlükten kaldırılması arkadaşlar Mecelle hukukla alakalı bir gelişme Dolayısıyla siyasi alanda değil hukuki alanda diyebiliriz bu yüzden olmaz. Cum Cumhuriyetin ilanı tabii ki olur. Halifeliğin kaldırılması da olur. Çünkü zaten halifelik son dönemde e, siyasi bir makama dönüşmüştü arkadaşlar. Dolayısıyla bu da siyasi alandaki bir gelişmedir diyoruz. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası'nda zamanla yapılan değişikliklerden biri değildir? 1924 Anayasası sayesinde teşkilat-ı esasiyede var olan eksiklikler giderilmiştir. Arkadaşlar bakalım. Yasama TBMM'ye, yürütme Cumhurbaşkanı ve hükümete, yargı ise bağımsız mahkemelere aittir kararının alınması. Bu yapılan bir değişiklik değil. 1924 Anayasası içerisinde yer alan bir durum. Dolayısıyla arkadaşlar aşık olmaz. Devletin dini İslam'dır ifadesinin anayasadan çıkarılması. Evet arkadaşlar, 1924 anayasasında zamanla bir takım değişiklikler oldu. Bunlardan biri de 1928'de devletin dini İslam'dır ifadesinin anayasadan anayasadan çıkarılması olmuştur. Dolayısıyla yapılan değişikliklerden biridir diyebiliriz. Kadınlara belediye seçimlerine ve muhtarlık seçimlerine katılma hakkı tanınması. Arkadaşlar, kadınlara 1930 yılında belediye seçimlerine, 33'te de muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verildi. 24 anayasasında yapılan değişiklikte de yapıldı bu durum. Dolayısıyla doğru. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi arkadaşlar 1934'te olacak. Yani yine 24 anayasasının değişimiyle olacaktır. Atatürk ilkelerinin anayasaya dahil edilmesi de 24 anayasasında yapılan 1937 değişimiyle gerçekleşecek arkadaşlar. 1937'de anayasaya dahil edilecek. Dolayısıyla cevabımız aşık olur. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılmasıyla aynı gün gerçekleştirilen inkılap hareketleri arasında yer almaz? Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması yine aynı tarihtedir arkadaşlar. Doğru. Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılmış yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. erkan Harbiye Vekaletinin kaldırılması da yine aynı tarihtedir. Erkan-ı Harbiye Vekaletinin kaldırılmasıyla birlikte de Genel Kurmay başkanlığı kuracaktır. Halife Abdülmecit Efendi ve bütün Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması da yine 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte gerçekleşecek arkadaşlar. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla birlikte de biliyorsunuz ki eğitimde birlik sağlanacaktı. Bu da yine 3 Mart 1924 tarihinde gerçekleşecek. Ancak tekke zaviye ve türbelerin kapatılması 1925'te gerçekleşiyor. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Verilen boşluk aşağıdaki inkılap hareketlerinden hangisiyle tamamlanırsa doğru bir bilgi verilmiş olur. Osmanlı Devleti'nde örfi ve şer'i hukuk sistemleri uygulanıyordu. Gayrimüslimler kendi din kuralları ve kültürlerine göre yargılanıyordu. Nokta nokta ile din ve mezhep ayrımı kaldırılarak toplumsal eşitlik ve hukuk birliği sağlandı. Arkadaşlar toplumsal eşitlikten bahsediyorsak özellikle aklımıza hemen medeni kanun gelmeli. Medeni kanun kabulü ile birlikte din ve mezhep ayrımı ortadan kalkmıştır ve bütün insanlar eşit olarak kabul edilmiştir. Hukuk birliği de sağlanmış olmuştur. Dolayısıyla cevabımız tabii ki aşık olacak. Ee, Ankara Hukuk Mektebi tabii ki bir alakası yok arkadaşlar. Bir okul sonuçta. Ee, Misak-ı Marif'in hazırlanması eğitimle alakalı kararlar alınmıştır arkadaşlar. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nda da biliyorsunuz ki bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştı. Harfin zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla cevabımız aşık olur. Aşağıdaki inkılap hareketlerinden hangisinin Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştiği söylenemez. Bugün hepimize düşen ortak görev, ulusal değerlere, bilince, cumhuriyete sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir. Peki, Tevhidi Tedrisat Kanunu olur mu arkadaşlar? olur değil mi? Bu değerleri taşımak için en önemli unsur elbette eğitimdir. Tevhidi tedrisat kanunuyla birlikte bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanacak. Böylece eğitim milli bir nitelik kazanmış olacak. Dolayısıyla doğru. Harf inkılabının yapılması olur mu arkadaşlar? Elbette. Türk diline uygun olarak harfler kabul edilecek. Bu da aslında dili ve kültürü geliştirecek bir durumdur. Dolayısıyla doğru. Millet mekteplerinin açılması yine olur arkadaşlar çünkü okuma yazma bilen insan sayısı artmış olacak. Bu sayede de insanlar dili ve kültürü, tarihini çok daha iyi öğrenmiş olacak. Dolayısıyla bu da olur. Türk Tarih Kurumu tabii ki arkadaşlar bu sözlerle paraleldir zaten. Ancak medeni kanun olmaz çünkü burada bahsedilen hukukla alakalı bir gelişme değil arkadaşlar. Medeni kanunla birlikte din ve Mezhep ayrımı sona erecek ve bütün insanlar eşit hale getirilecek. Hukuk bir sağlanmış olacak. Dolayısıyla verilen sözlerle alakalı bir durum söz konusu değildir. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen medeni kanun ile gerçekleştirilen düzenlemelerden biri değildir? Resmi nikah mecburiyetinin getirilmesi medeni kanun ile birlikte gelmiştir arkadaşlar. Zaten evlenme, boşanma, miras gibi konular özellikle işlenmiştir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması medeni kanuna birlikte değil arkadaşlar. Daha sonraki bir gelişme 1930 yılında kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı tanınacak. 33 yılına gelindiğinde muhtar seçimlerine 34'de de milletvekili olma hakkı tanınacak arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkı değildir. Tek eşlevlik kuralı tabii ki yine medeni kanun içerisinde yer alacaktır arkadaşlar. Kadınlara istedikleri alanda çalışma hakkını da yine medeni kanun verecektir diyoruz. Patrikhane'nin din işleri dışında başka işlerle uğraşmasının yasaklanması da yine medeni kanunda yer alır arkadaşlar. Medeni kanunla birlikte eee Patrikhane'nin evlenme, boşanma, miras gibi yetkileri alınacak ve medeni kanuna bağlanmış olacak. Dolayısıyla E şıkkı da doğru. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi üniversite reformunun getirdiği yenilikler arasında yer almaz? Üniversite reformu ile Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan İstanbul Üniversitesi, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Dil ve Tarih Coğrafya Mektebi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi gibi kurumlar yüksek öğretimin temelini oluşturmuştur. Yani aslında arkadaşlar üniversite reformuyla modern tarzda yüksek öğretim kurumları oluşturulmuştur diyebiliriz. Bakalım şıklarımıza. Üniversitelere idari ve ilmi özellik verilmesi üniversite reformuyla gerçekleştirilir arkadaşlar. Doğru. Birçok dalda öğretim elemanı elbette yetiştirilecektir. Çünkü birçok üniversite açılıyor gördüğünüz gibi. Tabii ki ihtiyaç vardır. Akademik kariyer sisteminin kanunla düzenlenmesi yine üniversite reformunun getirdiği yenilikler arasında tabii ki yer alacaktır. Öğretim ve araştırma araçları tabii ki artıracaktır. Ancak layık eğitim sisteminin benimsenmesi daha çok tevhid-i tedrisat kanunuyla birlikte medreselerin kapatılması ve bütün okulların Eğitim Bakanlığına bağlanmasıyla olacak arkadaşlar. Dolayısıyla üniversite reformuyla ortaya çıkan bir yeniliktir diyemeyiz. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde sanat alanında gerçekleştirilen çalışmalardan biri değildir? Milli Müziki ve Temsil Akademisinin kurulması tabii ki sanat alanındaki bir gelişme arkadaşlar. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması arkadaşlar ziraat tabii ki tarımla alakalıdır değil mi? E, Türkiye'de tarımın geliştirilmesi için çeşitli önlemler alınmaya başlamıştı tabii ki bunun için de bunları uygulayacak ziraatçilere ihtiyaç vardı. Bu sebeple de Yüksek Ziraat Enstitüsü enstitüsü kurulacak. Dolayısıyla sanatla alakalı değildir. Devlet Konservatuarı tabii ki Güzel Sanatlar Akademisi, Resim ve Heykelcilik Müzesi gibi çalışmalar elbette sanat alanında gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olur. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi? Türkiye'de okur yazar sayısını artırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Arkadaşlar tabii ki millet mekteplerinin açılması okur yazar oranını artırmak amacıyla yapılmıştır. Özellikle zaten yeni Türk alfabesinin kabul edilmesiyle birlikte e, insanların okur yazar olması istenecek. Bunun için de e, millet mektepleri açılacak, eğitim seferberliği yapılacak diyebiliriz aslında. Dolayısıyla cevabımız aşık olur.